etkileyen şeylerinde onu göreceğiz. Mesela yönetimin faaliyet raporu ile ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Yani şirket yönetim kurulu, ister limited olsun, ister harim olsun, isterse o isteli komandit olsun, her yıl bitiminden itibaren takip eden ikinci ayın sonuna kadar ne yapacak? Bir yönetim yıllık faaliyet raporu yayınlayacak, hazırlayacak. Bunu tebliğle zaten kanundaki düzenlemeye paralel olarak tebliğle düzenledi. Onun asgari içermesi gereken bilgileri de koydu. Mesela bağımsız denetçiye o zaman bir görev vermişti. Ne dedi? Bağımsız denetçi yönetimin faaliyet raporundan da sorumludur. Neresinden? Yönetim faaliyet raporundaki finansal bilgilerden sorumludur. Yani onların da doğrulanmasını istiyor kanun koyucu. Kim tarafından? Bağımsız denetçi tarafından. Şimdi bağımsız denetçi de kalmadı işte. 1200 küsur şirket yapacak bunu. Tabii bekleyeceğiz bu yeni düzenlemeyle 6455'le getirilen, o da arım şirketler için getirmişti biliyorsunuz. 98 bin arım şirket denetim dışı kaldı. Onu o boşluğu doldurmak üzere getirildi. Peki o denetçi neye göre denetleyecek? Hangi finansal bilgileri değerlendirecek? Çünkü o denetim raporuyla birlikte genel kurula finansal tablolar sunulacak. Ne yapacak genel kurul? O raporları, o raporlara göre kar dağıtım kararı alabilecek. Eğer o rapor yoksa finansal tablo düzenlenmemiş olacak. Düzenlenmediyse de genel kurul yapamayacak gibi gibi düzenlemeler. Şimdi yönetim faaliyet raporuna, faaliyet raporuyla ilgili yönetmeliğe, o yönetmelikte de bir geçiş hükmü var. Belki dikkatinizi çekmiştir, okumuşsunuzdur. Geçiş hükmü de geçici birinci madde olarak düzenlenmiştir. 2012 bilgileri, finansal bilgileri 6162 sayılı kanuna göre, yani eski kanuna göre çıkarılmış finansal bilgiler olur der. Şimdi bu geçiş hükmüne dikkat. Bu geçici maddeyi neden koymuştur kanun koyucu veyahut da o yönetmeliği hazırlayan? Peki hemen akla gelen soru şudur. 2012 bilgileri tabii 2012'de yürürlükte değil TFRS. 1-1-2013'tür yürürlük zamanı. 1-1-2013'ten itibaren olan, yani 2014 Şubat'ında hazırlayacağı rapor hangi finansal bilgilere göre hazırlanacak? Yani hukuk hükümlerine göre tutulan defter sonuçları mı, yoksa TFRS'ye göre hazırlanmış finansal bilgiler mi olacak? Bu açıktadır. Ha, bu neyi işaret ediyor bize? Firmalarımızda şimdiden, gerekli eğitimleri de zaten aldınız, şimdiden TFRS hazırlığını mutlaka yapmalısınız. Mutlaka yapmalısınız çünkü yılbaşına kısa zaman kala bu durumu çözecektir. Çünkü orada geçiş hükmü geçici maddeyle o düzenlenmiştir. Buna, bu sürece hazırlanmak lazım diye düşünüyorum. Ki o yönetmelikle ilgili kısımda da onu ayrıntılı olarak izah edeceğiz. Şimdi burada egemen olan ilkelerde kurumsal yönetim çok önemli. Yani burada aldığınız bilgilerle ve çeşitli yasayı da okuyarak, yayınları da okuyarak bunu mutlaka işletme yöneticileriyle paylaşmanız lazım, şirket yöneticileriyle. Şimdi kurumsal yönetim ne diyor burada? Adalet. Yani yönetim adil olacak. Bütün ortaklara karşı küçük paydaş, %10, %5 de paydaş olsa adil olacak yönetim. Şeffaf olacak. Hesap verebilir olacak. Hesap verebilir. Kime karşı hesap verecek? Önce ortaklara karşı. En küçük paydaş dahi olsa şirketin faaliyetinin sonuçlarını, gidişatı, gelecekle ilgili planlarını mutlaka bilmek ihtiyacındadır. En küçük paydaş dahi olsa. Yoksa niye paydaş ki? Niye ortak ki orada? Yani dağıtılacak olan kardan alacağı pay, acaba bu kar doğru mu hesaplandı? Bunu sorma hakkı yok mudur? %10 paydaş da olsa. Dolayısıyla buna hizmet etmek üzere de hesap verebilirlik ve sorumlulukları düzenlemiştir.
Neden ihtiyaç duyulmuştur? Türkiye'de şirketlerin ömrü, yani birinci kuşağından ikinci kuşağa geçen şirket yüzdesi %20 değerli meslektaşlar. Yani 100 şirketten 80'i ya batıyor, ya kapatılıyor, ya sektörden çekiliyor. Şirket demek işletme demek. Yani sektörden çekiliyor. Düşünün, baba kuruyor. Yılların emeği var o işletmede. Yılların emeği var, yılların birikimi var, yılların tecrübesi var. Ve eğer battıysa zaten bir de kaynakları da heba ederek gidiyor. Yani 100 bin lira sermayeyle şirketini kuruyor. 4-5 sene sonra 3 trilyonla batıyor. Yani eski para, yeni para 3 milyon. Kimin parasını batırdı? Kendi parası değil ki batan para. Kimin parası? Senin, benim para. Yani ona kaynak sağlayan kişilerin paraları ne yapıyor onlar da? İşte gerekli takibi yapıyor, zarar yazıyor, işte belgeden düşüyor vesaire. Dolayısıyla o 30 yıllık birikim de gidiyor. O tecrübe de gidiyor. Peki, üçüncü kuşak torunlara kalanı ne? Benim iki tane torunum var. Bir babanın en büyük özlemi torunlarına helal miras bırakmaktır. O üçüncü kuşak torunlara geçen şirketlerde o %20'nin %13'ü uçuyor sevgili meslektaşlarım. Yani %2. Yani 100 babadan sadece ikisi torununa o helal serveti aktarabiliyor, bırakabiliyor. 98'i gidiyor. Tabii bu kişisel baktığımızda, ülke olarak baktığımızda ülke kaynakları gidiyor. Bütün o birikim bu ülkenin birikimi. İş bilgisi kolay değildir. Yani bugün 10 yıllıksa çalıştığınız şirket, aynı konuda bir başkası yeni başlasa, bir kere 10 yıl geride. Neden dolayı geride? Tecrübe olarak geride, bilgi birikimi olarak geride, entelektüel sermaye olarak geride. Çünkü o tanınmıştır 10 yıldır, biliniyor, bir marka yapmıştır. Satıcılar onu tanır, yani kredili mal alma imkanı vardır vesaire vesaire. Bütün bu imkanlardan yoksundur yeni başlayan. Ama bizim şirket, çalıştığım şirket 10 yıllık şirketse o yeni başlayandan 10 yıl ileridedir. Bu avantajı da yitiriyor bizim şirketlerimiz, işletmelerimiz. İşte o olmasın diye bu düzenlemeler yapılmıştır. Bir kere kurumsal yönetişimde hakkaniyet, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk. Şimdi ne oluyor? Bizde genelde işletmeler, şirketler KOBİ. %99,5 KOBİ. KOBİ'lerinde %95'i aile şirketi. Aile şirketlerinde de en büyük sorun orada zaten. Mesela baba sağ ise, işin başındaysa, işte 2-3 tane de oğlu varsa gidiyor iş. Yani babanın dediği oluyor. Baba da onlara kâr payı falan verdiği yok. Ne yapıyor? Harçlık veriyor haftalık. Kimse sesini çıkaramıyor. Tabii eğer oğlan çocuklardan birine araba alınacaksa dördüne birden alınıyor. Babanınki Mercedes, çocuklarınki BMW. Baba vefat ediyor. Bu sefer ne oluyor? Büyük abi baba vekili olarak babadan gördüğü sistemi devam ettiriyor. Ne oluyor? Bu sefer kardeşler arasında, onlar da evleniyor, çoluk çocukları oluyor. Tabii 3-4 kardeşten bir tanesi veya iki tanesi çok çaba sarf ediyor. O üçüncü olan biraz haylaz, o daha az katkı sunuyor. Dolayısıyla herkes eşit paylaştığı için de bu sefer erti sendromu başlıyor. Yani o işte mobilyasını değiştirmiş, biz de değiştirelim. Hadi 4 evin birden mobilyası değişiyor. Bunlar hep yaşandı ve sonuçta şu oldu. 5 bir baba ve 4 kardeşin ortak olduğu bir şirket, müthiş de ihracat yapan, %100 ihracata çalışan bir çorap firması, ismini sadece vermeyeceğim. Bundan 6-7 sene evvel bölündüler. Ha, ondan evvel neydi? Abi ben BMW alacağım, 5 tane BMW.
Florya'da oturacağım, Florya'da 5 katlı bina alındı. Sonra bu sorun bitmedi, arzular sonsuzdur. Ondan sonra aile bir çatladı, makineler ve iş 5'e bölündü, yetmedi. 5 tane üretici çıktı ortaya. 3 tane yurt dışında müşteri var. Sırayla 5'i birden gittiler. 11 kuruş, 10 kuruş, 8 kuruşa filanca veriyor. Filanca dediği de öbür kardeş. 3 kuruşa kadar düştü çorabın şeyi. Kimin işine yaradı? Bütün o birikim gittiği gibi yurt dışındakinin işine yaradı ve ülkeye gelmesi gereken kaynakta gelmez oldu. Onun için kurumsal yönetişim, yani baştakinin hesap verebilir olması. Mesela şeyle de bağlantılıdır bu. Mal varlığının korunması ilkesiyle de, şirkete borçlanmayla da bağlantılıdır. Yani ben kendi paramı çekmeyecek miyim? Yani sanki şirketin parası kendi parası gibi. Bakınız, şirket 3 kişinin bir araya gelerek veya 2 kişinin bir araya gelerek oluşturduğu bir tüzel kişiliktir. Yani üçüncü bir doğan bir kişidir şirket. Ama o tüzel kişidir. Mersis de takip edilir. Gerçek kişi Mersis de biliyorsunuz takip edilir. O tüzel kişi gerçek kişinin bütün haklarına sahiptir. Mal mülk edinebilir, mal alır, mal satar, ticaret yapar. Gerçek kişinin insan olarak mesela çocuğu olmaz tüzel kişinin. Bunun dışında her türlü hakkı vardır tüzel kişiliği. Bir yeni kişilik doğuruyorsunuz. Dolayısıyla o artık yeni bir tüzel kişi. Onun yaşaması lazım, onun sağlıklı olarak yaşaması lazım. Mesela Ahmet de Mehmet kurdu o tüzel kişiliği. Ahmet 100 liraya ihtiyacı var. Ne diyecek Mehmet'e? Ya 100 lira verir misin? Ya ceket orada asılı, git ceketin cebinden al dediği zaman sorun yok değil mi? Peki Ahmet gider de o ceketin cebinden Mehmet'e sormadan, Mehmet yokken 100 lirayı alırsa ne anlama gelir? Hırsızlıktır, çalmadır değil mi? Evet, tüzel kişiden de bu şekilde para alması, o kurucu gerçek kişilerin, yönetenlerin aynı anlama gelir. Neden? Çünkü o işletmenin sol tarafındaki varlıklar, o sağ tarafındaki kaynak sağlayıcıların kaynaklarıyla edinilmiştir. Yani o para kendinin değil. Bakıyorsunuz yönetim şekli, o gün 50 bin lira tahsilat yapılmış. Genelde cuma günleri yapılır ya. Efendim 30 binini tedarikçilere dağıtıyor. İki ortak onar bin onar bin paylaşıp gidiyorlar. Ya neyi paylaşıyorsunuz? O 50 bin tedarikçilerin parası. Sizin paranız değil ki. Bunu anlatmamız lazım. Biraz ufuk açmaya çalışıyorum bu konuda. Yeni Türkçe Kanunu ile ilgili. Onun için bunu işletme yöneticileriyle lütfen paylaşın. Peki ben neyle geçineceğim? Yolu var. Sen bizzat çalışıyorsun. Üstelik kurumsal yönetişimde adaleti de sağlıyor. Diyelim ki iki kardeş veya iki ortak çalışıyor. Biri finansmanla, yönetimle uğraşıyor, tedarikle uğraşıyor. Diğer kardeş de veya ortak da üretimle ilgili. Üretim 8 saat. İşte saat 6'da mesai bitiyor, 6.30'da da temizleniyor makineler, gidiyor. O yönetimdeki kişinin işi bitmez. O gece 11'e kadar orada. Çünkü yarınki hafta içindeki ödemeler, bir dahaki hafta içindeki kredinin kapanması için tedarik yapması lazım. O üretimci 6.30'da 7'de abi bir şey var mı ben çıkıyorum der, çıkar gider. Akşam evinde çoluk çocuğundan akşam yemeğini rahat rahat yer. Ama öbür ortağın eşi ne haftada belki bir belki iki defa ancak eşiyle birlikte yemek yeme imkanı bulabilir. Şimdi Allah aşkınıza bunlar iki kardeş olsun, iki yüzde 50'şer ortak olsun. Hak mıdır biri 10 bin çekecek, öbürü de 10 bin çekecek? Önerimiz şudur, diyoruz ki siz şu sandalyeye bir profesyonel otursanız kaç liraya istihdam edersiniz? 15 bin lira. Evet, senin ücretin 15 bin lira. Peki üretime bir mühendis istihdam etseniz, yani senin gibi şey olacak, 8 bin lira.
O zaman senin değerinde 8.000 lira. Sen 8.000 lira çekebilirsin. Sen 10.000 lira çekebilirsin. Hadi profesyonellerin canı yanmayacak ama 2'şer bin lira da fazla olsun. Ücret olarak çekeceksiniz. Bordro'da tabii ki vergisi, sosyal güvenlik yükü varsa eğer ödenecek. O ücretler düştükten sonra kar paylaşılacak. Kaldıysa kar paylaşılacak. Reel duruma ancak böyle ulaşılabilir. Aksi takdirde para tutanın elinde kaldığında işletmelerin hali malum. Kimse bilanço vesaire tanıdığı yok. Bu şekilde gider mi? İşte bunun için o %80, %98 batıyor o kuşaklara, intikal etmiyor. Panelin burada yönetici ortak, yönetici kimse, adil, şeffaf olacak, hesap verecek. Bunu kazandık, bak böyle yaptığımız için böyle oldu, zarar ettik. Bunun tedbirini almamız lazım. Şöyle şöyle risklerimiz var. Bak hakkımızda mahkeme açıldı, buradan bizi atıyorlar gibi bütün bilgileri ortaklarla paylaşmasını emrediyor. Aksi takdirde bir gün geliyor, küt diye saat 4.30'da, dün akşam söyledi biri, bir telefon kılıfı üreten bir firma baktı iflas ertelemede. Dedi ki abi saat 4.30'a kadar hiçbir şey yoktu, her şey normaldi. 17 milyon dolar Amerika'dan para gelmedi.